Şeytan, cinler, ifritler her zaman bende ilgi uyandırmış, onlara karşı meraklı olmuşumdur. Ancak davet edip onlarla yüzleşmek aklımdan bile geçmemiştir. Ne kadar merak ediyorsam da açıkçası korkuyordum. Her şey bir yaz akşamı başlamıştı. Aynı mahalleden ve aynı köyden olan iki arkadaşımla yaz aylarında en büyük eğlencemiz akşamları köyümüze fazla uzakta olmayan tarihi mağaraların orada açık havada ızgara yapıp alkol almaktı. Bu eğlencenin bize aklımıza bile gelmeyecek kötü günleri yaşatacağını bilemedik. O gün arkadaşlarım Birol ve Mustafa ile alışverişi yapıp arabalara doluşarak her zamanki yerimize gitmiştik. Her şey sıradan, normal bir gün gibi başlamıştı. Bu yeri tarif etmem gerekirse, yüksek bir dağın içi oyularak yapılmış, yedi penceresi olan eski Rumlardan kalma bir mağara. Bu mağaranın önü de manzaralı, açık ova gibi bir alan. Bizim her akşam oturduğumuz alan burası ve dört tarafı yüksek ağaçlardan oluşan ormanlık bir yer. O akşam da her zamanki gibi yiyip içip muhabbet ediyorduk. Konu döndü dolaştı, metafiziğe ve cinlere geldi. Uzun süre bu muhabbeti sürdürdük, hatta dalga geçtik. Canberk benim gibi bu konularda bilgisi olan ilgili biriydi. Ama Ozan bu konulardan korkan ve bilgisiz biriydi. Biz biraz da Ozan'ı korkutmak için o gece muhabbeti biraz uzattık galiba. Ama hiç iyi etmemiştik. Hava kararmış, iyice zifiri karanlık olmuştu. Biz hala oturmuş, sohbete devam ediyorduk. Birden ormanlık alandan bir çift göz belirdi. Bunu üçümüz de görebiliyorduk. Karanlıkta beliren bir çift göz, hayvan gözünden çok daha ihtişamlı ve enerjili bir gözdü. İlk bakışta bu gözlerde bir farklılık olduğu anlaşılıyordu. Ama hepimiz bunun bir hayvan olduğunda karar kılmıştık. Gözler bize gitgide yaklaştı ve iyice yanımıza sokulduğunda yanılmadığımızı, bunun bir kedi olduğunu gördük ve gülmeye başladık. Ama atladığımız nokta bu kadar ıssız ve yüksek bir noktada kedi olmaması gerekirdi. Daha önce de bu bölgede hiç kedi görmemiştik. Her akşam ızgara yapıyorduk. Eğer buralarda yaşayan kedi veya kediler olsa kokuya ve et atıklarına her gece gelmeleri gerekirdi. Biz bu düşünceler içinde birbirimize bakarken kedi öfke dolu iğrenç bir ses çıkardı. Kedilerin köşeye sıkışınca çıkardıkları sese benziyordu ama daha farklı ve daha şiddetli bir sesti bu. Ve o sesle beraber kedi hızla etrafımızda bir daire şeklinde dönmeye başladı. Ve yazın ortasında havada hiçbir belirti, hiçbir hareket yokken yağmur bardaktan boşalır gibi yağmaya başladı üstümüze. Yağmurla birlikte kedi gözden kayboldu ve biz de şaşkınlık ve korku içinde kendimizi arabaya attık ve oradan uzaklaştık. 100 metre kadar uzaklaştıktan sonra sanki mevsim değişmiş gibi, yağmur hiç yağmamış gibi hava normale dönmüştü. 100 metre gerimizde yağmurdan kaçmış, sırılsıklam olmuştuk. Ancak 100 metre ileride yerler dahi kuruydu. Yağmurdan tek bir iz yoktu. Bu olanlara hiçbir anlam verememiştik. Sadece korkuyla oradan uzaklaşıyorduk. Kimse konuşmuyor, yorum yapmıyordu. O gece olanlarla ilgili hiç konuşmadan, yorum yapmadan evlere dağıldık. 2 gün sonra Canberk aradı. Köyde olduğunu ve gelmem gerektiğini söyledi. Yola çıktım. Köyün başka bir tepesinde, sote bir yerde oturmuş içiyordu. Bu sefer suskun ve dalgın bir hali vardı. Ne oldu dedim. Benim peşimi bırakmadı dedi. Kim dedim. O geceki dedi. Ne saçmalıyorsun oğlum? Kim vardı o gece dedim. Anlatmaya başladı. O gece ben ne kediden kaçtım ne yağmurdan dedi. Mağaranın yedi penceresinde yedi kırmızı göz belirdi. Siz görmediniz ama ben gördüm dedi. Orada yaşayanlar vardı ve biz onları rahatsız ettik dedi. 2 gecedir kabuslar görüyorum. Uykudan uyandırılıyorum. Rahatsız ediliyorum dedi. İçime korku düşse de inanmadım tabii. Hadi lan dedim. Beni mi atlatıyorsun? Bize niye bir şey olmuyor da sana oluyor dedim. Kabuslarımda siz de varsınız dedi. Geniş bir meydandaydım rüyamda. Etrafımda onlar var. Hepsi birbirinden farklı. İnsan silüetine benzer ama şekilsiz varlıklar.
vücutlarında onları insandan ayıran bir düzensizlik var. Bir şekilsizlik var hepsinde. Hepsinde aynı olan tek şey kıpkırmızı gözler. Ateş gibi parlayan kıpkırmızı gözlerin arasında bir meydandaydım. İçlerinden bir tanesi yaklaştı bana. Seni ve diğerlerini alacağız. Sizi cezalandıracağız. Sizler saygısız, destursuz ve günahkarsınız. Bizi rahatsız ettiniz ve karşılığını bulacaksınız dedi. İki gecedir bu kabusla uyandım dedi. Anlattıklarına inanmamakta ısrar etsem de içime korku düşmüştü çoktan. Hemen Ozan'ı aradım ama ulaşamadım, telefonunu açmıyordu. Arabaya atlayıp evine gittik. Annesi Ozan'ın şehir dışına bir akrabasının yanına gittiğini söyledi. Birkaç kez daha arasak da telefondan da cevap alamadık. Köyde Canberk'in ölen dedesinin yaşadığı, o öldükten sonra boş olan kulübeden bozma bir ev vardı. Orada kalıp bu konuyu tartışmaya ve araştırmaya karar verdik. Biraz internette araştırma yaptıktan sonra uyuduk. Gece uyurken bir anda irkilerek uyandım. Daha doğrusu uyandırıldım. Ayağa kalktım. Bir sigara yakıp iki odalı olan evin Canberk'in yattığı diğer odasına doğru ilerledim. Odanın kapısını açıp içeriye girdiğimde Canberk'in anlattıklarına ilk defa inanmaya başladım. Odaya girdiğimde Canberk yatağın köşesine kıvrılmış, hüngür hüngür ağlıyordu korkudan. Camlar patlamış, tuz buz olmuştu ve dışarıdan buz gibi soğuk bir rüzgar esiyordu. Yaz ayının ortasında ben bunların hiçbirini duymamıştım uyurken. Camı Canberk patlatsa duyardım elbet, ses çıkmalıydı. Ama ben her şey bittikten sonra hiçbir şey duymadan uyandım. Canberk'i sakinleştirip ne olduğunu sordum. Buradaydılar dedi. Bizi rahat bırakmayacaklar. En azından beni rahat bırakmayacaklar dedi. Ayaklarımdan tutup beni sürüklemeye, dışarı çıkarmaya çalıştılar. Direndim bildiğin. Dualar okudum. Sağa sola tutundum. Götürmek istediler ama götüremediler. Camlar patladı. Yerlerde sürüklendim. Komşuların bile duyabileceği kadar ses çıktı ama sen hiçbir şey duymadın dedi. Benim başıma hiçbir olay gelmiyordu ama Canberk benim iyi arkadaşımdı. Onu yüzüstü bırakamazdım. Hem rüyalarında beni de görüyordu. Benim de başımın dertte olduğunu söylüyordu. Bu durumu kabullenip bir şeyler yapmak lazımdı. Canberk'e ne yapabileceğimizi sordum. Yarın akşam aynı evde kalıp iletişime geçelim dedi. Tamam ama nasıl dedim. Cemaatlerde yetişme, bu konularda bilgili bir arkadaşı olduğunu, onu da çağıracağını söyledi. O gece yine aynı evde toplandık. Canberk'in cemaatçi arkadaşı İdris de geldi. Dün gece camları kırılan odaya geçtik. Tabii kimse duruma uyanmasın, açıklama yapmak zorunda kalmayalım diye camları gündüz yaptırmıştık. Odada yere diz üstü çöktük. İdris ortaya sadece bir ayna koydu. Işıkları kapattık. Mum bile yakmadık. Zifiri karanlıkta sadece ortamızda bir ayna vardı. İdris bir şeyler okumaya başladı. Hızlı hızlı okuyordu. Çoğunu anlamıyordum. Gittikçe daha hızlı okuyordu. Yaklaşık 10-15 dakika sonra hiç konumumuzu bozmadan okudu ve sonunda ortadaki ayna çatladı. Ortadan ikiye ayrıldı. İdris burada geldi dedi. Ey canın neslinden gelen, ateşten yaratılan, arkadaşlarımdan ne istiyorsun diye haykırdı. Hemen peşine de anlamadığım bir dilde tekrar bağırdı. Evdeki diğer odanın ışığı yanıp sönmeye başladı ve sert bir şekilde kapısı açılıp kapanmaya başladı. Söyle bana ne istiyorsun diye tekrar haykırdı İdris. Ama o anda İdris'e sanki birisi sert bir yumruk atmış gibi geriye doğru düştü İdris ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama söyleyemiyordu. Çok zor nefes alıyordu. Gözünü odaklamış tek bir noktaya bakıyordu. Sanki birisi tarafından boğuluyor gibiydi ve bir anda bulunduğumuz odanın ışığı yandı ve İdris'in de nefes alışı normale döndü. İdris sakinleşti ve anlatmaya başladı. Onu buraya çağırmaya gücüm yetti ama benimle konuşmadı. O kadar güçlü olmadığımın farkında ve beni ciddiye almadı. İletişime geçmedi. Az daha canımdan oluyordum. Bu iş benim yapabileceğimin çok üstünde. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu sadece orada,
muhabbet edip onlarla dalga geçtiniz diye başınıza gelebilecek bir şey değil. Bu çok daha öfkeli, güçlü bir şey. Başka bir nedeni olmalı dedi. Yakın bir köyde bir hoca olduğunu biliyorduk. Halk ona çok rağbet gösteriyordu. Ama üfürükçü mü yoksa gerçekten bilgili birisi mi bilmiyorduk. Piyasa hocasıydı işte. Öyle bir adam ama tanıdığımız başka kimse yok. Ona gitmeye karar verdik. Muzaffer Hoca. Gittik. Bizden önce bir iki kişi vardı. Oturduk sıra beklemeye başladık. Adam devlet hastanesi gibi çalışıyor. Bu hocanın bir oğlu var. Misafirlerle bekleme yerinde o ilgileniyor. Bunun da cinlendiği filan söylenirdi. Duyardık ama ilk defa görüyoruz çocuğu. Biraz sıyırık yani. Bu bize odaklandı. Sinir bozucu şekilde gözlerini bizden ayırmıyor. En sonunda yanımıza geldi. Oturdu ve bize şok edecek şeyleri söyledi. Onlardan sizi babam kurtaramaz. Onlardan sizi kimse kurtaramaz. Ben kurtulamadım. Bak hep yanımdalar. Gece gündüz onlarla yaşıyorum. Artık onlar benim ailem. Canberk bunun deli olduğunu bildiği için başımızdan savmak için tamam kardeşim kurtulamazsak biz de onlarla yaşarız. Olsun gibisinden bir şey dedi. Çocuk gülmeye başladı. Yaşayamazsınız. Onlar sizinle yaşamak istemiyor. Onlar size zarar vermek istiyor. Siz onlardan çalmışsınız. Yaşayamazsınız. Ne onlarsız ne onlarla yaşayamazsınız diye söylene söylene ve kahkaha atarak uzaklaştı. İyice korktuk tabii. Neyse ki sıramız geldi. İçeri girdik. Hocaya durumumuzu anlattık. Baştan sona her şeyi. Hoca oğlunu çağırdı odaya. Kim bunlarla uğraşan dedi. Çocuk hala gülerek ve hatta kahkaha atarak ifritler dedi. Ne istiyorlar dedi hoca. Bilmiyorum dedi çocuk. Hoca hemen bir leğene su koydu. Bazı dualar muskalar yazdı. Yazdıklarını suya attı. Çocuğu suyun başına oturttu ve okumaya başladı. Biraz okuduktan sonra heyecanla çocuğa döndü ve konuş. Onlarla ne istiyorlar dedi. Az önce kahkaha atan çocuk suya baktığı an acı içinde çığlıklar atmaya başladı. Ağlamaya başladı. Çocuğun ağlama ve acı çığlıkları yükseldi. Kulak tırmalayan bir hale geldi ve çocuk bayıldı. Çocuk ayılıp kendine geldiğinde hoca sordu. Ne gördün diye. Siz gömü aramışsınız. Hatta bulmuşsunuz. Bunlar o gömünün sahipleri. Gömüyü çıkartmanıza izin vermemişler ama onları kızdırmış, rahatsız etmişsiniz ve onlar şimdi intikam istiyorlar dedi. Ben hayatımda gömü aramamıştım. Bunun nasıl olabileceğini düşünürken Canberk'in bu işlerle ilgili olduğunu, daha önce defalarca kazıya gittiğini hatırladım. Ona döndüm ve baktım. Suçunu anlamış, başını öne eğmiş duruyordu. Peki benle ne ilgisi var? Benim niye peşimdeler? Gömü bokunu bu Canberk yemiş dedim. Onu bilmiyorum ama seni de istiyorlar ve sizinle bir kişiyi daha istiyorlar. O çocuk çok daha kötü durumda dedi. O an aklımıza Ozan geldi. Ona hala ulaşamamıştık. Şehir dışındaydı. Ama kötü bir şey olsa ailesi bilirdi. Duyardık elbet. Hoca benim yapabileceğim başka bir şey yok. Gidin para falan istemez dedi. Normalde para gözün tekidir ama harbi korktu herhalde. Oradan çıktık. Tekrar durum değerlendirmesi için her zamanki eve gitti. Canberk'e gömü işini sordum. Dedelerinin eskiden burada yaşamış bir Rum'un bir haritayla geldiğini ve o haritanın peşine 4 kişi gittiklerini söyledi. Haritadaki yeri bulduklarını, gömüyü çıkarmaya yaklaştıklarını ama Rum'un sahipliği olduğu için gömüyü çıkartmadığını söyledi. O gece dağılmışlar ama ertesi gece Canberk bu sahipliği işine inanmamış. Rum'un gömüyü kendi almak için öyle söylediğini düşünmüş ve ertesi gece oraya gitmiş. Gömüyü çıkarmaya çalışmış, çıkaramamış, saatlerce uğraşmış, olmamış. Sonra vazgeçip geri dönmüş ama o geceden beri bu kabusları görüyor, bu korkutucu olayları yaşıyormuş. Bizimle oturduğu geceden sonra ise kabuslara biz de eklenmişiz ama sebebini o da bilmiyor. Biz bunları konuşurken telefonum çaldı. Arayan Ozan'dı. Yerimizi söyledim geldi. İçeri girer girmez Canberk'i saldırdı. Bunları ayırdım ve sakinleştirdim. Ozan ne oldu? Neredeydin? Bu hareketler neden dedim.
Ozan anlatmaya başladı. O gece eve gittikten sonra görülmeyenleri görmeye, duyulmayanları duymaya başladım. Olmayacak kabuslar görmeye başladım. Sabaha kadar kafayı yiyecektim. Ertesi gün durumu aileme anlattım. Şehir dışında tanıdıkları bir hoca varmış. Beni hemen oraya yolladılar. 2 gecedir hocadayım. Orada yatıp kalkıyorum. Hocanın dediğine göre bize musallat olmuşlar. Bunun sebebi de bu Canberk. Musallat ilk ondaymış. Onunla berabermiş. Ama oturduğumuz gece Canberk musallatı bize de bulaştırmış. Biz arkadaşımızla yiyip içelim, eğlendiğimizi sanırken o bizi cin sofrasına oturtmuş. Bir çeşit bir ayin içinde bırakmış bizi. Kalkın dedi. Arabaya binip o gece oturduğumuz yere gittik. Üstünde oturduğumuz 3 taş vardı. Dairesel şekilde duran taşlar. Hala duruyordu. O taşlara oturmuştuk. Ozan taşları kaldırdı. Altını biraz elleriyle eşti ve taşların altından kağıtlar çıktı. Bu kağıtlarda Arapçaya benzeyen yazılar vardı. 3 taşın tam orta noktasında da biraz eşindi Ozan ve oradan da soğan kabuklarıyla yine bir kağıt çıktı. Bunlar ne Canberk, neden yaptın dedim öfkeyle. Sana anlattığım o gün gecesinden sonra türlü şeyler yaşadım. Beni hiç rahat bırakmadılar. Çok korktum. İdris'in yanına gittim. Durumu anlattım. İdris bu musallatı bitirmeye gücünün yetmeyeceğini söyledi. Ancak musallatı başkalarına bulaştırırsam kurtulabileceğimi söyledi. Bana bu ritüeli tarif etti. Bize bunu neden yaptın Canberk? Anlatsan beraber bir çare bulurduk dedim. Çok korktum dedi. Sadece peki o gece İdris'i neden çağırdın dedim. Musallatı Ozan'a bulaştırmıştık ama bendeki musallat da geçmemişti. Sana hiçbir şey olmamıştı. Musallat sana geçmediği için ben kurtulamadım dedi. O gecede esas amacımız musallatı sana da bulaştırıp yarım kalan işimizi tamamlamaktı dedi. O anda sinirlerime hakim olamadım. Canberk'e vurdum. Defalarca hem de. Artık ne benim vuracak halim kalmıştı ne Canberk'in dayak yiyecek hali. Ozan yeter dedi ve ayırdı bizi. Şimdi ne yapacağız Ozan dedim. İkiniz de benimle geleceksin. Benim hocaya gideceğiz. O bir yol bulacak dedi. Evi arayıp arkadaşlarla birkaç gün gezeceğiz. Şehir dışına çıkıyoruz dedim. Arabaya bindik ve yola çıktık. Önce İdris'i bulmak istedik ama evinde yoktu. Telefonu kapalıydı. Onun icabına daha sonra bakarız diye düşünerek vakit kaybetmemek için hocaya doğru yola çıktık. Yolda aklıma takılan son bir soru vardı. Musallat bana neden bulaşmadı? Ve bunu yüksek sesle dillendirdim. Ozan atladı. Onun cevabını da verdi. Benim hoca dedi. Senin deden gençliğinde değirmencilik yaptığı için böyle mahluklarla çok uğraştı. Sen doğduğunda da senin başına bu işler gelmesin diye önceden önlemini alıp sana bir tılsım yaptırmış. Musallat sana da bulaştı ama bu tılsımdan dolayı sana dokunamıyorlar dedi. Bu tılsımın süresi var mı? Etkisi geçer mi geçmez mi onu bilemem ama Allah'ın izniyle bizim hocanın yardımıyla bu işten kurtulacağız dedi. Hoca bizim yaşadığımız ile 2-3 saat mesafedeki komşu bir ildeydi. O ile ulaşmamız çok zaman almamıştı fakat o ilden hocanın oturduğu köye de bir o kadar yol vardı. O yüzden hocanın köyüne vardığımızda saat bayağı geç olmuştu. Hocanın evini Mustafa biliyordu. Bulmakta zorlanmadık. Kapıyı çaldık. Hoca kapıyı açtı. Yalnız yaşıyordu zaten. İçeriye girdik. Hocanın karşısına sıralandık. Size musallat olanlar, gömü bekçileri, güçlü bir ifrit kabilesi, tek bir ifrit değil, bir kabile. Onları yakarak bitirmek imkansız. Onları ikna edeceğiz dedi. Şimdi buraya çağıracağım. Benim dostum yardımcımdır. Ondan korkmayın. Olayın aslını öğreneceğiz dedi. Ve önünde duran aynaya herkes üzerinde bulunan kendine ait bir şey koymasını istedi. Canberk nişan yüzüğünü, Ozan hiç çıkarmadığı gümüş kolyesini ve ben de zippo çakmağımı koydum. Başka öyle bir eşyam yoktu. Hoca okumaya başladı. Okudu ve oda birden aydınlandı. Bu değişik bir aydınlık. Çok parlak, beyaz bir led ışık tutulmuş gibi. Bembeyaz aydınlandı oda. Hoca anlat diye bağırdı. Anlamadığımız bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Söyleyen hocaydı ama sanki içinde başka biri varmış gibiydi. Beden hocanındı ama ses onun değildi.
bakışları onun değildi. Anlattı ve sonunda o da tekrar karardı. Hoca normale döndü. Hoca sakinleşti ve ağzından çıkan ilk şey İdris ve Alex oldu. Hoca bu isimleri söyler söylemez Canberk dikleşti ve daha dikkatli dinlemeye başladı. İdris ve Alex'i de gömüde Canberk'in yanında olanlar dedi. İdris ile Alex'i araştırdılar ve gömüyü ikisi çıkarmaya karar verdiler. Gömü sahipli dediler ama Canberk'in gömüsünün peşini bırakmayacağını anladılar ve bu kabileyi Canberk'e musallat ettiler. Onu lanetlediler. Canberk bu illetten kurtulmak için İdris'in yanına gidince İdris Canberk'i oyalamak ve gömüden uzak tutmak için başına başka musibetler sarmak için Canberk'e size yaptığı ritüeli öğretti ve bunu kurtuluş yolu olarak gösterdi. İdris ve Rum Alexi gömüyü çıkarıp kaçacaklardı. Canberk gömünün peşine düşmesin, başka musibetlerle uğraşsın diye ona ve size en büyük kötülüğü yaptılar. Bu musallatın kaynağı budur dedi. Ama onların da planı tutmadı çünkü gömü gerçekten sahipliydi. Bu kabile şu an onları da musallat vaziyette dedi. Onlar Canberk'e sadece bir ifrit musallat etmek istemişlerdi ama bir kabile musallat oldu. Bunun sebebi de gömünün gerçekten sahipli olmasıydı. İdris, Alex ve Canberk bu musallattan her koşulda kaçamayacaktı ama onların planları iki masuma yani sizi de musallata bulaştırdı dedi. Şimdi ne olacak dedim. Bu musallatı çözemezsek hepiniz delirene kadar sizi bırakmayacaklar. Bunun sonu ya intihar ya da bir tımarhane. Zindanından başka bir şey değil. Musallatı çözmek için uğraşacağım. Söz veremem. Sizin de mücadele etmeniz ve sabırlı olmanız lazım. Musallatı çözmek için İdris ve Alex'in de burada olması lazım. Bu musallata bulaşan herkes burada olmalı dedi. Ve onların o gömüden çıkardıkları kılıç sapı da yanlarında olmalı dedi. Nereden bulacağız hocam onları dedi Mustafa. Nerede olduklarını ben size söyleyeceğim ama onları buraya nasıl getirirsiniz bilmem dedi. Şimdi yatın dinlenin. Sabah size yerlerini söyleyeceğim. Gidersiniz dedi. Biz şaşkınlık ve korku içindeydik ama yorgunluktan da bitap düşmüştük. Hemen uyuduk. Hocanın evi huzurlu ve rahattı. O gece hepimiz deliksiz rahat bir uyku çekmiştik. Sabah uyandık ve hocayla beraber kahvaltıya oturduk. Birden bana döndü ve ''Senin tılsımın da bozulmak üzere. Bu aralar olmadık şeyler yaşarsan şaşırma, korkma, Allah'a sığın. Canberk ile Ozan bazı şeylere alıştılar ama sen tılsımdan dolayı yeni yaşayacaksın her şeyi. Sana yapılan tılsım çok güçlü ve etkili bir tılsım. Ama koca bir kabileyi de daha fazla dayanabilecek güçte değil. Sonra hepimize birbirimize sahip çıkmamızı, abdestli gezmemizi, Allah'a sığınmamızı öğütledi. Kahvaltıdan sonra kalktı, bize birer muska hazırladı. Sizi tamamen korumaz ama rahatlatır, takın bunları dedi. İdris'in yaşadığımız ildeki akıl hastanesinde yattığını söyledi. Alex ise İstanbul'da Büyükçekmece'de bir evde saklandığını söyledi. Kılıçbaşı'nın da Alex'te olduğunu, İdris'in Alex'i ve Kılıçbaşı'nı almadan buraya gelmememiz gerektiğini söyledi. Bizi kapıya kadar uğurladı. Yaşadığımız şehir dışına daha yakın olduğundan önce akıl hastanesinden İdris'i almak için yola çıktık. Şehre vardık. Direkt akıl hastanesine gittik. İdris'in soyadını bilmiyorduk. Canberk de bilmiyordu. O da sadece bu gömü işlerinden tanınmış İdris'i. Zaten İdris'in dini bilgileriyle bir nevi hoca olarak gidermiş gömülere. Neyse ki hastaneye son dönemde yatan İdris isminde başka kimse olmadığı için kolay bulduk İdris'i. İdris'le görüşmek istedik ve odasına çıktık. Bitkin ve mutsuz bir halde yatıyordu. İdris bizi görünce toparlandı. Sert davranmadık ona. Bizimle gelmesini söyledik. Ne oldu sana? Niye buradasın dedi Canberk. Alev kırmızısı gözler ve lağımdan beter kokan nefesleriyle geldiler. Bana çığlıklar hala kulağımda. Bizi istiyorlar, bırakmayacaklar dedi. Bizi öldürmeyecekler ama cehennem azabı yaşatacaklar dedi ve ağlamaya başladı. İdris, toparlan, buradan çıkalım. Bizim tanıdığımız bir hoca var. O bizi kurtaracak ama senin de olman lazım dedi. İdris, olmaz. Normal yollarla çıkmam. Adli tedbir var ancak yarın sabah bahçe demirlerinden atlar kaçarım. Fazla güvenlik önlemi yok dedi. Canberk atladı hemen. Adli olaya mı karıştın? Ne yaptın sen dedi. Gece kabusumda bana polis kılığında göründüler.
alıp kendi karakollarına götürdüler. Sabah da geceki seslerden rahatsız olan komşular polis çağırmışlar. Kapıyı kırıp içeriye girmişler. Ben baygın haldeymişim. Ayılır ayılmaz karşımda polis görünce yine onlar sandım ve polise saldırdım dedi. Bir şey olmamış gerçi polise ama çıkmam yasak. Mahkeme onaylanmadıkça. İdris'le anlaşmıştık. Ertesi sabah hastanenin bahçe demirlerinden atlayıp kaçacaktı. Biz de onu atladığı yerden alıp yola devam edecektik. O gece kalmak için yine köye Canberk'in dedesinin evine geçtik. Yarın dinç olmamız lazımdı. Erken yattık. Gece uyandım. İçeriden sesler geliyordu. Yine bilmediğim bir dilde sesler. Ozan ve Canberk'in yattığı diğer odadan geliyordu bu sesler. Odaya doğru ilerledim. Kapıyı aralayıp içeriye girdiğimde Ozan yatakta bağdaş kurmuş oturuyor vaziyette. Bilmediğim bir dilde bir şeyler söylüyordu. Canberk ise yatağın köşesine kıvrılmış korku içinde ağlıyordu. Ben odaya girince Ozan daha hızlı konuşmaya başladı. O konuştukça Canberk sanki acı çekiyor gibi yatakta kıvranıyordu. Ve yine bu sefer benim de şahitlik ettiğim daha önce kırılan cam yine tuz buz olmuştu. Cam parçaları yüzüme gelmiş kanamaya başlamıştı. Bir anda odanın ışıkları yanarak Ozan kendine geldi. Canberk'in de acıları dinmiş, sakinleşmişti. Benim yüzümde un ufak cam parçaları vardı. Hafif kanamıştı yüzümü temizledim. Tekrar odaya girdim. Canberk de Ozan da artık daha sakindi. Nedir bunlar? Neler oldu yine dedim. Ozan hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben uyuyordum dedi. Sordum. Buradaydılar dedi. Bizimle oynuyorlar. Ozan'ın söyledikleri İbranice'ydi. Cin'in ağzından konuşuyordu dedi. Yani konuşan Ozan değildi. Cinli dedi. Sen İbranice mi biliyorsun? Nereden anladın ki? Ne dediğini dedi. Bilmiyorum ama onun söylediklerini anladım. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama anladım bir şekilde dedi. Canberk ne dediler lan peki dedi. Ey anlaşmayı bozan Ademoğulları. Siz kendi peygamberinizin yaptığı anlaşmaya uymayıp bizi rahatsız ettiniz. Haddinizi aştınız. Karşılığını göreceksiniz. Biz intikamımızı almadan kurtulamayacaksınız dedi. Ve sonra biz uyuduk. Sabah oldu. Hemen arabaya bindik. Akıl hastanesinin önüne gittik. İdris'in kaçacağı yerde bekliyordum. Ve evet İdris göründü. Demirlerin üstünden atladı ve arabaya bindi. Zaten öyle olağanüstü bir güvenlik, takip falan yok. Bindik arabaya, yola çıktık. Yolda kimlik sorgusuna girmedikçe kimse peşimize düşmez. İdris'ten bir sıkıntı yaşamadık. Arabayı ben kullanıyordum. Olanlar en az bana etki ediyordu. Diğerlerine arabayı veremezdim. Hiçbiri bu dünyada yaşıyor gibi davranmıyordu. Yorulduğumu hissettiğim için mola verdim. Mola verdiğimiz yer otobüslerin durduğu klasik mola yerlerinden biriydi. Bir masaya oturduk, çay söyledik. İdris'i hep gözetim altında tutuyoruz tabii. Güven olsun, kaçmasın diye. İdris'le Ozan lavaboya gitti. Biz Canberk'le çay içmeye devam ediyoruz. Olayları konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Alex ya bizimle gelmezse diye düşünüyoruz. Tam o sırada kulaklarında bir çınlama ama öyle böyle değil. Mola yeri kalabalık, gürültü var. Ben duymuyorum. Sadece bir çınlama ve tam kafayı yeme noktasına gelmiştim ki burnumdan dökülen kanla beraber sağırlığım geçti. Ama burnumdan öyle bir kan gelmişti ki üstüm başım masa kan olmuştu. Canberk hemen koluma girdi. Beni lavaboya götürdü. Lavaboda yüzümü yıkamak ve üstümü temizlemek için aynanın karşısına geçtim. Ama aynaya baktığım anda ayna çatladı. Neler oluyordu böyle? Tılsım artık işe yaramıyordu sanırım. Bende de tuhaflıklar başlamıştı. O anda koşarak Ozan içeriye girdi. Dışarı gelin, İdris'e bakın dedi. Dışarıya çıktığımızda o korkunç görüntüyle karşılaşmıştık. İdris elinde bir bıçak boğazına dayamıştı. Kurtulamayacağız, başka çaremiz yok diye haykırıyordu. Alex'i bulup hocaya gideceğiz. Hoca her şeyi bildi, bu işi çözecek. Musallatın ne kadar etkili olduğunu biliyor ama kurtaracak bizi. Çözüm onda diye İdris'i yatıştırmaya çalıştık. İdris biraz sakinleşti. Bıçağı tutan elini aşağıya indirdi. Tam o sırada öfke dolu korkunç bir çığlık sesi kulaklarımızı tırmaladı. Biz hepimiz duymuştuk. Bu iğrenç çığlığı, bataklık kokulu nefesleri ensemizde hissetmiştik. Hatta
Mola yerinin kalabalık olan ön tarafına geçtiğimizde herkes normal hayatına devam ediyordu. Kimse bir şey duymamıştı. Daha fazla olaylar büyümeden hemen gidelim dedim. Arabaya bindik ve tekrar yola çıktık. Arabayı yine ben kullanıyordum ama artık daha temkinliydim. Çünkü bu pislik mahluklar artık beni de rahatsız etmeye başlamıştı. Sabaha kadar birkaç defa yol üstünde olmayacak halüsinasyonlar görmüştüm. Bir iki kaza tehlikesi atlatmıştık ama insan gitgide alışıyor. Bu durum doğal hale geliyordu. Tabii bunların rüya ya da halüsinasyon olmadığını biz çok iyi biliyorduk. Sabah olunca İstanbul'a gideceğimiz yere varmıştık. Evin tam adresini arıyorduk. Sonra onu da bulduk. 4 katlı bir binanın 4. katıydı. İçeriye girdik. 4. kata çıktık ve kapıyı çaldık. Canberk ve İdris tam kapının önünde duruyordu. Biz Ozan'la daha arkadaydık. Alex delikten onları görsün istedik. Bizi görürse korkup kapıyı açmayabilirdi. Kapıyı çaldık ve kapı açıldı. Kim o diye sorma bile sormadan. Kapıyı açan kişi Alex değildi. Bir papazdı. Kıyafetlerinden bu hemen anlaşılıyordu. Alex'i sormamıza izin vermeden içeriye girin dedi. Girdik. Bizi bir odaya aldı. Oturduk. Alex nerede dedi Ozan. Heyecanla Alex iyi değil. Siz de iyi değilsiniz dedi papaz. Papaz efendi çözümü var mı dedim. Papazın diyeceklerini de merak etmiştim açıkçası. Çözümü var ama bende değil. Sizi buraya gönderen bu işi çözecek. Alex'i alın ve gidin dedi. Bizi diğer odaya yönlendirdi. Kapıyı açtık. İçeriye girdik. Alex çırılçıplak, saçı sakalı birbirine karışmış vaziyette yerde yatıyordu. O da bomboştu. Kucağındaysa meşhur kılıç sapı vardı. Ona sarılmıştı. Biz odaya girince önce biraz ürktü. Sonra ayağa kalktı ve gidelim. Biz günahkarlar daha fazla yaşamayalım. Gidelim ve ölelim dedi. Aklını kaybetmiş gibiydi. Boş ve anlamsız bakışları vardı. Ama Ozan yine de ona çok sinirliydi. Son söyledikleriyle İyice sinirlenmişti. Bizim ne günahımız var? Günahkar pislik sensin. Lan diyerek saldırdı. Araya girerek ayırdık ve sakinleştirdik ikisini. Ozan sakinleştikten sonra Alex tekrar konuşmaya başladı. Peki günahsız çocuk dedi Ozan'a. 15 yaşından beri geceleri yanına gelen dişi ifritle her gece beraber olmadın mı? Aklın erip de bu sıkıntıdan kurtulduktan sonra da ailenle beraber hocaya gidip bu ifriti yaktırmadın mı? Ben mi günahkarım? Bu kılıçbaşı olmasa gereken yerden çıkarttığım için yoksa sen mi günahkarsın dedi. Sonra bana dönerek sen de dedenin günahını çekiyorsun. Senin deden değirmencilik yaptığı dönemde bunlardan birini yakaladı. Değirmene ve kendine koruyucu yaptı. Kalkan yaptı yıllarca. Ona esaret yaşattı. Hepimiz günahkarız. Hepimizde bu kabilenin bir intikamı var. Bu gömü olayında hepimizin bu musallata bulaşması bir tesadüf değil. Onlar hep bu anı beklediler. Bizi buldular. Bizi musallatın içine çektiler. Sen nereden biliyorsun bunları dedi Ozan. Günlerdir yanımdalar. Bir an bile yanımdan ayrılmıyorlar. Şu an bile buradalar. Onlar söyledi dedi. Hoca bizi bu işten kurtaracak. Kalk toparlan gidelim dedi Ozan. Kurtaramaz dedi Alex. Hoca kılıçbaşını istiyor. Onlar sanıyor ama onlar kılıçbaşının değil bizim başımızın peşindeler. Alex'i ikna edip yola koyulduk. Uzun bir yolculuktan sonra yine hocanın şehrine, oradan da hocanın köyüne vardık. Kapıyı çaldık. Hoca bizi içeri buyur etti. İçeriye girdik. Geniş salonda hepimiz diz çökerek yere oturduk. Hoca biz gelene kadar hazırlık yapmıştı. Büyük salonun her tarafında işaretler, semboller ve dua benzeri yazılar vardı. Hoca hal hatır bile sormadan direkt başlayalım dedi ve Alex'ten kılıçbaşını istedi. Kılıçbaşını aldı ve ortaya koydu. Dediğim gibi ortada birçok sembol ve şekil vardı ama hepimizin önünde bazı şekiller vardı. Tıpkı Canberk'in mağaranın önünde oturduğumuz yerde yaptığı şekiller gibi kılıçbaşı tam ortamızda duruyordu. Hoca bir şeyler okudu. Hepimizin anlayacağı şekilde ey canın neslinden gelenler, sana bulaşanlar ve senin neslinde öfkesi olanlar buradalar. Gel onlarla anlaş ve git. Eğer onlarla anlaşmaz, onlara zarar vermeye devam edersen bil ki Allah onları yüksek ve güçlü kılmıştır. Onlar sana ve size zarar veren olacaktır dedi. O anda
yine soğuk ve berbat kokan nefesi hissetmeye başladım. Diğerlerinin de hissettiği gözlerinden okunuyordu. İdris olduğu yerde titriyordu. Alex ise çoktan transa geçmiş yerlerde kıvranıyordu. Canberk başını tutmuş öne eğilmiş dua ediyordu. Ozan ve ben daha iyiydik ama tuhaf şeyler olduğunun farkındaydık. Hoca tekrar haykırdı. Ey candan gelenler, siz ve sizin gibileri yakmamı istemiyorsanız, Allah'ın ve yarattığı insanın üstünlüğünü kabul etmiyorsanız sizi yakacağım. Buradan çekilin gidin yahut sizi yakacağım dedi. İşte o anda duvarlarda yazılar belirmeye başladı. Dört tarafımızda duvarlarda yazılar belirmeye başlamıştı. İbranice yazılardı bunlar. Hoca tercüme etmeye başladı. Siz Ademoğullarının büyük günahkarları ve onlara yardım eden düzenbaz hain. Sizler bedel ödemedikçe bu musallat bozulmaz ve andolsun ki bizim kanımız soğumaz. Sadece kılıçbaşı zannetmeyin ki bizim kanımızı soğutur. Hoca acı ve öfke dolu bir ses tonuyla haykırdı yine. Nedir bedeliniz? Ne istiyorsunuz bu musallatın karşılığında? Söyleyin bana. Kovulmuş ve lanetlenmiş ifritler dedi. Bu kez seslerini duyuyorduk. Artık iğrenç çığlıkların arasında yine anlamadığımız bir dilde öfke ve kin dolu konuşmalar. Sesler bir an hafifledi ve daha sonra kesildi. Merakla hocaya dönmüştük. Hepinizin soyundan bir kişi istiyorlar. Geleceğinizden bir kişi. Mühürlemenizi istiyorlar. Vakti geldiğinde onu alacaklar. Siz şimdi karar verecek ve neslinizden birini mühürleyeceksiniz. Ve onlar zamanı geldiğinde onu alacak ya da bu musallat sizin üzerinizde ömür boyu devam edecek. Doğacak oğlunuzu ya da kızınızı ya da onun oğlunu veya kızının ya da oğlunun kızını mühürleyeceksin. Onları Zuzula kabilesine vereceksiniz dedi. Peki ya hiç evlenmezsek dedi. Çocuğumuz, neslimiz olmazsa dedi Ozan. İşte bu da sizin ödediğiniz bedel olur dedi. Hoca hiç evlenmezsek kimse bir zarar görmeyecekti. İdris, Canberk ve ben buna sıcak bakmıştık ama Alex o zaten evliydi ve iki çocuğu vardı. Onun nesli zaten devam ediyordu. Hayır, olmaz, yapamam, olmaz diye ağlamaya başladı. Alex, ben kendim ölmeye, çıldırmaya razıyım ama çocuklarıma bunu yapamam dedi. Hoca, içimizden birinin bile bunu kabul etmediği durumda musallatın bozulmayacağını ve mührün gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Ama yine de Alex'i buna zorlayamazdık. Ozan öfkeyle çıkıştı Alex'e. Alex, yine senin yüzünden bulaştık sayılır. Bu pisliğe kabul etmeme şansın yok. Bizi kurtaracaksın. Mecbursun dedi. Alex, hepinizin günahları var. Hepinizin de Zuzula'nın intikamı var. Beni suçlayamazsın dedi Ozan'a. Ama yine de sizi de sırtüstü bırakmayacağım. Bırakamam. Ama benim bildiğim bir yol daha var. Onu da deneyeceğiz. Olmazsa bunu kabul edeceğim dedi. Malta'da bir papaz var. Şeytan ve şeytan ruhlu varlıkların hepsini iyi bilir. Bu varlıklar ona saygı duyar. O çok güçlüdür. Bu işi de daha başka bir yoldan çözecektir. Ona gideceğiz dedi ve kabul ettik. Hocaya sen de gel dedi. Alex iki din adamının bir arada olmasının daha etkili olabilir dedi. Çaresiz kabul etti hoca. Neyse ki Malta kısa süreli turistlerden vize istemiyordu. Ama pasaport işlemlerini ve nakit bulmak için en az bir hafta daha burada kalmalıydık. Hocanın evi bu sürede kalınacak en güvenli yerdi. Hoca hepimize bir sürü muska yaptı. Evi okudu üfledi. En azından bir hafta yaşamalıydık. Hayatta kalmalıydık. Evden ikişerli çıkıyorduk. Kimse tek çıkmıyordu ve sadece gündüzleri çıkıyorduk. Geceleri evde bir arada oturup dua ediyor ve Kur'an okuyorduk. Hepimiz birlikte uyumuyorduk. En az iki kişi nöbet tutuyor, diğerleri uyuyordu. Değişimli olarak çünkü içimizden gece kalkıp kapıyı açıp büyülenmiş gibi belirsizliğe doğru gitmeye çalışanlar oluyordu. Onları durdurmak lazımdı. İlk birkaç gün ufak tefek yani o kadar şeyden sonra artık bize ufak tefek gelen gece uyanmaları, çığlıklar falan onları saymazsak gayet normalde geçmişti. Hazırlıklarımız tamamdı. Artık ertesi sabah İstanbul'a yola çıkacaktık ve akşam uçağa binecektik. Ama son gece. Hocanın sesiyle uykudan uyandım. Çığlık çığlığa dualar ediyordu.
''Bırakın, yeter artık bırakın!'' diye haykırıyordu. Hemen hocanın odasına koştum. Kapıyı açtığımda Canberk yerde yatmış kan kusuyordu, titriyordu. Kan kaybından ölecek gibiydi. ''Hocaya tut, hastaneye götürelim.'' dedim. Canberk'e yaklaştım, kolundan tuttum. Kaldırmaya çalıştım, kalkmıyordu. Zorladım, yine kalkmadı. Hoca başımızda okuyordu. Ben kaldırmaya çalıştıkça sanki birisi Canberk'i tutuyordu. Uğraştıkça benim de nefesim kesiliyordu. Başıma ağrı giriyordu. Bırakmam gerektiğini söylüyorlardı sanki bana. Ve Canberk birden tamamen yere serildi ve bayıldı. O anda içeriden bir çığlık sesi duydum. Ozan'dı bağıran. Yanına gittiğimde şok olmuştum. Bileklerini kesmiş, yatakta oturmuş bekliyordu. Allah'ım, bu kabus olmalıydı. O anda Edris'in koşarak evden çıktığını gördüm. Peşinden gittim ama yakalayamadım. O kadar hızlı koşuyordu ki. Eve döndüğümde Alex'in evde hiç olmadığını fark ettim. Hemen Canberk'e baktım. Nabzı atıyordu. Önce onu arabaya bindirdik. Sonra Ozan'ı, ikisini de hastaneye götürdük. Hocayla beraber onları görevliler aldılar bizden. Kapıda beklemeye başladık. Şoku atlatıp tam hocaya neler oldu diye soracakken polis geldi. İfademizi aldılar. Cinlerden, ayinlerden bahsetmeden durumu anlatabildiğimiz kadar anlattık. Karakola gideceğimizi söylediler. Arkadaşların durumunu sordum. Söylemediler. Karakola gittik. Sabaha kadar nezarette kaldık ve bir sürü sorgu geçirdik. Sabah mahkeye çıkmak üzere yola çıktık. Yolda başkomiser bize Canberk ve Ozan'ın öldüğünü söyledi. Canberk'in fare zehri içerek kendini zehirlediğini, Ozan'ın da bileklerini kestiği için kan kaybından öldüğünü söyledi. O akşam o evde olduğunu iddia ettiğimiz İdris de köydeki bir uçurumdan aşağıya kendisini atmış ve bu sabah cesedini bulmuşlar. Diğer şahıs Alex ise hala bulunamadığını söylediler. Ben şok içindeydim. Hoca biraz daha şaşırmamış ve sakin duruyordu. Ama hocaya ne oldu da diyemiyordum. Tabii polislerin içinde şaşkınlıktan arkadaşlarıma üzülemiyordum. Neler olmuştu, nasıl olmuştu hala aklım almıyordu. Savcıya çıktık ve bir ifade de ona verdik. Nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldık. Bizi suçlayabilecekleri herhangi bir şey yoktu ama yine de yargılamamız devam edecekti. Tabii geçici olarak serbest kaldık. Hocanın köyüne gittik. Evi polis mühürlemişti. Olay mahalliydi çünkü. Ama bir komşusunun evine gittik. Hocaya neler olduğunu sordum. Hoca yalnız kalacağımız bir odaya geçirdi bizi ve anlatmaya başladı. O gün ayin sırasında bedel olarak sizden neslinizi istediğinizi söylemiştim. Aslında onlar bir seçenek daha sunmuştu. En az üçünüzün canını istediler. Onlar sizi çıldırtıp intihara sürükleyebilir ama fiziken direkt canınızı alamaz. Gönüllü olarak üç can istediler. Kabul etmeyeceğinizi bildiğim için ve birbirinize düşmeyin diye ben bunu size söylemedim. Ama nasıl olduysa Alex bunu öğrenmiş. Muhtemelen Alex bu varlıklara sizden daha fazla iletişim kurmuş ve onlar bana söylediklerini Alex'e de söylüyorlardı. Alex de bu konularda benim gibi daha yetenekli ve bilgili biri. O gece herkes uyurken Alex ve ben nöbetteydik. Ben bir ara gaflete düştüm ve önce lavaboya gidip oradan abdest almak üzere Alex'i yalnız bıraktım. Geri döndüğümde Alex kurban büyüsü denilen onların can alabilmesini sağlayan şeytani ritüeli gerçekleştirmişti. Kendini kurtarmak için Canberk, Ozan ve İdris'i kurban etti. Onlara arkadaşlarının canını alabilmeleri için bu şekilde yardım etti. Hiçbir muska da o yüzden işe yaramadı. Ama neden kurban olarak onları seçti? Seni ayırdı, bunu bilmiyorum dedi. O gece orada kaldık. Ertesi gün polisler hocaya evine girebileceğini söyledi. Eve girdiğimizde hoca etrafı toparladı. O sırada o gece fark etmediğim bir not ilişti gözüme. Notu aldım ve okudum. Notu Alex yazmıştı. O uçağa bin ve Malta'ya gel yazıyordu. Zaten pasaportları ve uçak biletlerini ayarlamıştık. Bunu biliyordu. O uçağa binip oraya gitmemi istiyordu. Gitmemeliydim. Biliyorum ama içimdeki meraka karşı koyamıyordum. Ayrıca bu musallat ya bitmediyse gidip bu işi öğrenmeliydim. Diğerleri gibi can vermek istemiyordum. Gittiğimde de başıma ne geleceğini bilmiyordum ama karar vermiştim. Gidecektim.
Hemen İstanbul'a yola çıktım. Havayolu şirketlerini arayıp o akşamki uçağı rezerve yaptım. Ve o akşam uçağa binerek Malta'ya yola çıktım. Oraya vardığımda bayağı gece olmuştu. Havaalanına indim. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Ne de doğru dürüst bir dil biliyordum. Öylece kalmıştım havaalanında. O anda arkamdan biri yanaştı ve hoş geldin dedi. Bu sesi tanıyordum. Evet, Alex'in sesiydi bu. Hoş bulduk dedim. Hadi dedi. Peşine takıldım. Bir taksiye bindik ve bilmediğim bir ülkede, bilmediğim bir yerde bir kişiyle gittik. Bir kiliseye girdik. Papazla tanıştıracağım seni. Gel dedi. Bir odaya girdik ve 70 yaşının üstünde, ihtiyar ve saçları sakalları beyazlamış bir papaz karşısında oturuyordum. Papaz Türkçe biliyordu. Papaz daha önce Türkiye'de yaşamış sanırım. Alex hakkında ne düşünüyorsun dedi papaz. Arkadaşlarımı cinlere kurban eden, kötü ruhlu varlıklarla anlaşma yapan bir cani olarak görüyorum dedim. Kafasını salladı. Ve buraya niye geldin dedi. Neden beni kurban etmediğini, neden beni ayırdığını ve bu musallatın artık gerçekten bitip bitmediğini öğrenmek için geldin dedim. Papaz, ben Alex'e gömü işlerini bırakmasını, bir gün başına büyük bir sıkıntı alacağını çok öğütledim. Dinlemedi ve başına büyük sıkıntı geldi. Ama Alex, insanları kendi canı uğruna kurban edecek biri değil dedi. Peki, arkadaşlarım nasıl oldu? Hocanın anlattıkları yalan mı dedim. Yalan dedi. Onlar o gece sizin canınızı almak için hocadan söz aldılar dedi. Hoca sizi bir türlü def edemiyordu ve artık o da rahatsız edilmeye başlanmıştı. Canıyla ve nesliyle tehdit edilmişti. O da onlara sizi sattı ve canınızı onlara sundu. Alex o gece bu işe uyandı ve bu ritüeli bozmak istedi. Önce seninkini bozdu. Tamamen tesadüf sırayla herkesinkini bozacaktı ama yetişemedi. Çünkü duruma geç uyandı. Diğerleri can vermeye başlamıştı bile. Hoca Alex'i yakalamıştı. Alex'ten elim olarak güçlüydü. O yüzden Alex kaçmak zorunda kaldı ve arkadaşların canlarından oldu. Sen kurtuldun. Hoca seni kandırdı. Çünkü ona güvenmen, yanında kalman lazımdı. Hoca onlara hepinizi vaat etti. Bunun karşılığında onlar hocayı rahat bırakacak, hatta hocaya bu ilimde destek olacaklardı. Ama Alex sendeki ve kendindeki diyeti bozunca onlar sadece diğer üçünü alabildi. Sen hocanın yanında kalmalıydın ki hoca işini tamamlasın. Ben hocayla bir gece daha kaldım ama bir şey olmadı dedim. Sen olmadığını zannediyorsun. Bu gece sen de zehirlenip kan kusarak öleceksin. Eğer müdahale etmezsek dedi. Hadi hoca beni öldürdü diyelim. Alex'i nereden bulacaktı bir daha dedim. Alex'i bulamayacaktı ama hepinizi öldürmek hocayla kabilenin arasındaki güveni ve ilişkiyi artıracaktı. Alex'i bulmakta onlardan yardım alacak ve Alex'i onlara bulduracaktı dedi. Şimdi ne yapacağız peki dedim. Sizin üzerinizdeki büyüyü bozacağız ve onları kızdıracağız tabii. Bize değil, hocaya kızacaklar ve ondan hesap soracaklar. Peki bizdeki musallat nasıl bitecek? Sizden zaten 3 can aldılar. İkinizi alamayınca hocayı da alacaklar ve kanları soğuyacak. Size öfkeleri geçecek. Size bir daha bulaşmayacaklar. Artık kime, neye inanacağımı bilmiyordum ama yapacak bir şeyim de yoktu. Hadi başlayalım dedim. Bir odaya girdik. Karanlık ve bomboş bir odaya. Biz bağdaş kurmuş yerde oturuyorduk. Papaz elindeki kitaptan bir şeyler okuyup etrafımızda dönüyordu. Birden yine kapkaranlık oda ışıl ışıl aydınlandı. Yine bazı sesler geliyordu. Anlamıştım. Gelmişlerdi. Papaz onlara seslendi. Üç can aldınız. Bu musallatın diyetini aldınız. Siz lanetlenmiş ifritler. Artık bu adamlardan uzak duracaksınız. Yoksa bedel isteme hakkı bu adamlarda ya da nesillerine geçer. Size azap çektirirler dedi. Bu sefer konuşan ifrit. Ben de anlıyordum. Anlamadığım bir dilde bu ama anlıyordum işte. Onlara olan kinimiz ve öfkemiz geçti. Bedelimizi aldık. Onları rahat bırakacaktık ama onlar bize vaat edildi dedi. Papaz onları size yaradandan başkası vaat edemez. Onların üzerindeki vaadi bozuyorum. Gidin ve onları size vaat edeni bulun. Hesabını ona sorun.
Bu iki adam artık günahsız ve temizdir. Sizden ve musallatınızdan temizlenmiştir. Araya kutsal çizgi yine çekilmiştir. Bir daha birbirinize ilişmeyeceksiniz dedi papaz. Bizlerin artık onlarla işi yok. Onlardan bedelimizi aldık. Bu adamlar bir daha bize bulaşmadıkça andolsun ki biz de onlara bulaşmayacağız dedi. Odadan çıktık. Papaz bize artık bu işlerden uzak durmamızı söyledi. Artık perdemizin açıldığını ve en ufak hatada tekrar bu kabile ya da cinlerden başkaları iletişime geçip bize bela olabileceğini söyledi. O yüzden artık çok dikkatli olup bu alemle kesinlikle iletişime geçmememizi ve onları anma dahi anmamamızı söyledi. Beni uçağa bindirip yolladılar. Türkiye'ye indim ve eve gitmeden önce yine hocanın şehrine gittim. Hocanın evine gittiğimde kimse yoktu. Komşusuna sordum. Dün gece kalp krizinden öldüğünü söyledi. Şaşırmadım. Alışmıştım artık ölümlere. Eve doğru yola çıktım. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha çok insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.